Kripto para evreninin içerisinde birçok iş sektörüne dokunan bir yapıya sahip olduğu bilinen bir gerçek. Bu sektörlerin kimilerinde kendine yer bulurken, kimilerinde ise barınmakta zorlanıyor. Madencilik alanı ise bu konuyla ilgili en fazla tartışmanın olduğu yer. Madencilikte harcanan elektrik nedeniyle devletlerin lider kripto para birimi Bitcoin'e karşı olduğu görülüyor. Üstelik sadece devletler de değil, elektrik bazı şirket sahibi yöneticiler de Bitcoin'e savaş açmış durumda. Tesla CEO'su Elon Musk da madencilikte kullanılan elektriği bahane ederek Bitcoin'le Tesla satışlarını durdurmuştu. Son yıllarda madencilikte elektrik kullanımı duyarlılıkların artmasıyla beraber bazı şirketlerde yerini güneş enerjisine bırakmaya başladı. Avustralya kanadından paylaşılan bir bilgiye göre Lumos Digital Mining, Güney Avustralya'da güneş enerjisiyle çalışan bir Bitcoin madencilik tesisi kurdu. Bitcoin madenciliği ile güneş enerjisinin ilk kez bu kadar kullanışlı halde görülmesi sektörde büyük ses getirdi. Bitcoin'in çevre dostu tavrıyla karbon ayak izini azaltmak amacıyla faaliyetlerine başlayan tesis, tamı tamına 5 megawatt elektrik üretebiliyor. ABC News Avustralya'nın paylaştığı haber başlıklarında ise bu oluşturulan yeni madencilik tesisi kripto para dünyasında bir devrime ön ayak olabilir. Lumos Digital Mining'ten bir yetkili olan Angelo Condilas, güneş enerjisi sayesinde yaptığımız Bitcoin madenciliği ile karbon emisyonunu kripto para sektöründe sıfıra indirmek için çalışıyoruz. Tesisimiz yılda en kötü ihtimalle 100 Bitcoin üretebilir. Ancak elektrik ihtiyacımız daha da artarsa merkezi şebekelerden enerji temin etmeyi düşünebiliriz, açıklamasında bulundu. Gelişmelerin bir devrim büyüklüğünde mi yoksa ufak bir atılımdan ibaret mi olduğunu diğer şirketlerin tutumu ve tabii ki zaman gösterecek gibi görünüyor.